Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bu videonun konusu ayaklanmanın perde arkası. Fransa'daki ayaklanma aslında dünyada bir hesaplaşmayı gösteriyor. Yani olayları analiz ederken sorduğumuz sorulara göre cevap alırız diyorum ya. Şu an dün, yeryüzünde bir mücadele var. Bu mücadele Fransa üzerine odaklanmış vaziyette. Fransa'daki kapışmanın boyutu Avrupa'nın geleceğini tayin edecek niteliktedir diyebilirim. Dolayısıyla bu videoda size bununla ilgili dünyadaki kapış Fransa üzerinde kim kapışıyor ondan bahsedeceğim. Ayrıca son birkaç gündür dünyada ne oldu ondan bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar malum 21. yüzyılda dengeler yerine oturmadı. Bölgesel güçler çıkmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri de yeniden İngiltere ile yan yana gelerekten Anglo Amerikancılar dediğimiz İngiliz kökenli Amerikalılar Amerika'da bir yeni bir strateji çizdiler. Çin'i sınırlamaya yönelik hem teknoloji yönden hem siyasal yönden hem askeri yönden hem diplomasi yönünden sınırlamaya yönelik çalışırken diğer taraftan da dünyada her coğrafyada coğrafyayı kontrol altına alabilmek için farklı ülkelerle işbirlikleri birlikleri geliştiriliyor. Türkiye'de böyle bir dönemde bir tarafta Türk Devletleri Teşkilatı, bir tarafta Körfez'le ilişkileri, diğer tarafta Afrika ile ilişkileri, bir tarafta Avrupa ile ilişkileri ayrı ayrı yeniden değerlendiriyor, konumlandırıyor. Aslında ülkeler bu yüzyılda kendini yeniden konumlandırıyor. Değerli arkadaşlar bir haber okudum. Enteresan bir haber bu. Çin'de 5G baz istasyon sayısı 2 milyon 800, 840 bine çıkmış. Covid öncesi sadece 176 adetti bu. Çok hızlı dijital dünya Çin'de e, ciddi anlamda hızlı bir gelişim var. 5G çünkü 21. yüzyılı teknolojik olaraktan belirleyecek olan hızlı internettir. Nesnelerin internetidir. Dijital bir dünyanın içine doğru gidiyoruz bu kavgada biraz sonra bahsedeceğim Fransa üstünde küresel güçlerin iki farklı gücün ciddi bir kapışması var. Biraz sonra onu analiz edeceğim size. Almanya'ya sıçrar mı? Avusturya'ya sıçrar mı? Hollanda'ya sıçrar mı? Çünkü Almanya Başbakanı Scholz ve İtalya'dan bir Dışişleri Bakan Yardımcısı bir açıklama yaptı. Endişeliyiz şeklinde. Bunun anlamı ne? Ne kadar endişeli olmaları gerek? Ukrayna'da zaten süreç devam ediyor. Rusya gördüğüm kadarıyla e, insansız hava aracı alıyor Çin'den. E, Ukrayna'nın 10 e yakın insansız hava aracı düşürmüş Ruslar. Bu batı medyasına göre tabii. Ve Ukrayna'da savaş endereza bir noktaya doğru gidiyor. Ruslar onca gücü, heybeti, nükleer silahına rağmen Ukrayna'da istediği sonucu alamadı. Bir de kendi işlerinde paralasker asker Wagner grubunun isyanıyla beraber... Karizmaları ciddi anlamda çizildi ama yerlerine duruyor. Şimdilik Batı'nın beklediği gibi bir gerileme yani bariz bir ekonomik gerileme yok. Var ekonomik gerileme elbette ama çökme yok Rusya'da ve e, para, e, e, Paral Piriqozin asker grubunun lideri e, Belarus'a gitmişti ama bugün Lukashenko'nun bir açıklaması var Belarus devlet Belarus devlet başkanının Petersburg'a döndüğüne dair. Gördüğüm kadarıyla Putin Wagner grubunu yeniden ele geçirip organize edip Orta Doğu'da, Afrika'da, Suriye'de her neyse işte kullanmayı devam edecek Savunma Bakanlığı ile anlaşmaları yaptırıyor. Değerli arkadaşlar Avrupa'daki bu tip Fransa'daki ayaklanma bizi çok yakından ilgilendiren bir süreç bu özellikle de Avrupa'yı çok yakından ilgilendiriyor çünkü hızla devam, devam ediyor. Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle CIA direktörünün bir açıklaması var William Burns'ün. Diyor ki bir nesilde bir gelecek. Yani tarihi bir fırsat var. Rusya'dan memnuniyetsiz çok ciddi Ruslar var. Bunları CIA'ya katmak için muhbir ya da eleman yapmak için fırsatlar var. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Telegram'da bir video yayınladık. 2,5 milyon kişi izledi. Youtube'da yayınlıyoruz diyor. Ayrıca Tor Browser ve web tarayıcısı ile Tor ile Rusya'dan memnun olmayanlarla görüşmeleri yapıyoruz diyor açıktan. Yani Ruslarıdan CIA'ye muhbir ya da eleman alma faaliyetlerine devam ediyoruz diyor. Eurobarometer Avrupa'da bir e, anket şirketi gibi diyelim. Bir araştırma yapıyor değerli arkadaşlar. Burada Avrupalıların %73'ü diyor ki Avrupa'nın kamu kurumlarında yolsuzluk var. %60'ı bu üst düzeyde diyor. %75'i de bu lokal bölgelerde de var diyor. Yani belediyeleri ve bölge yönetimlerini kastediyor. Enteresan bir şey bir yolsuzluk algısı genelde 3. Dünya dedikleri ya da küresel güney dedikleri gelişen geri kalmış ülkelerde gündeme gelir. Sürekli Amerikan ya da Avrupa raporlarında ama şimdi böyle bir rapor açıklanması da enteresan. Yani Avrupa'yı bir hedef tahtasına oturtmuş. 2015-2016 analizlerinde sıkça yeryüzünde mücadele eden Amerika'da konuşlanmış iki farklı güç İngiliz ve Alman kökenlerden bahsetmiştim. İngiltere ve Almanya değil. Şu an bu iki gücün mücadelesini görüyoruz. Nedir bu mücadele? Biraz sonra devam edeceğim. Bizim Dışişleri Bakanımız Eski MİT Başkanı Hakan Fidan'ın gerçekten çok güzel bir açıklaması var. Orta Doğu'da barışın formülü diyor. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasından geçer diyor. Gerçekten de bu önemli bir şey. Bir Dışişleri Bakanı olarak da net bir şekilde bunu ifade etmesi. Çünkü son geçen hafta İsrail'in çok ciddi Cem kampına ağır bir baskını vardı. Ölenler var orada. Filistinler geri evlerine döndüklerinde yakılıp yıkılmış, tahrip edilmiş ve bu yüzyılın kaybedeni Filistinliler diye artık yavaş yavaş dünyada konuşulmaya da başlandı. Değerli arkadaşlar, enteresan bir Amerika şirketlerinde bir karar var. Federal bir yargıç bir karar alıyor. Diyor ki bu kararda Amerikan hükümeti diyor. Hükümetin ya da Bakanlığı, FBI, efendim e, Sağlık Bakanlığı, aynı zamanda CDC denen e, kurumun şu Fauci'nin başında olduğu hastalığın önleme merkezinin sosyal medya şirketleriyle görüşmesini yasaklıyorum diyor. Daha önce diyor Sosyal medya şirketlerinde görüşerekten birçok sosyal medya mesajı yani pandemi sürecinden bahsediyor. Kaldırıldı diyor. Usulsüz kaldırıldı. Bunu yasaklıyorum. Bu tip API'de dahil Amerikan hükümetinin kuruluşları sosyal medya şirketleriyle mesaj yoluyla e, kısa mesaj yoluyla yani sosyal medya mesajı kısa mesaj ve mektupla buralara artık müdahale edemez diyor. Bu çok Amerikanın kendi içinde çok ciddi bir e, kapışmayı da işaret ediyor. Zaporizya nükleer santrali ile ilgili tartışmalar var. Burada e, Ukrayna'dan bir açıklama var. Diyor ki Ruslar nükleer santralin çatısına patlayıcı yerleştirdi diyor. Uluslararası Otomobil Enerjisi Kurumu gitti baktı yok dedi öyle bir şey e, şeyi biz bulamadık dedi doğrulamadı. Ama CIA'in eski danışmanı Jim Rickards bir açıklama yaptı dedi ki Zaporozhje'ye, da Ukrayna'ya dikkat etmek lazım. Geçmişte su altı, Baltık Denizi'nin altından geçen kuzey yakın 1 iki boru hatlarını onlar patlattı, çevreye tahribat veriyor. Bunu da onlar yapabilir şeklinde enteresan bir açıklamada var. Ruslar Ukrayna'yı suçluyor. Ukrayna da Rusları suçluyor. Ama nükleer santralin de oluşabilecek bir patlama geçmişte Çernobil, Japonya'daki Fushiyama gibi hakikaten bir insanlık için çok ciddi bir dram olur. Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik tabii ki kendi Çinle olan mücadelesinde Hindistan'a büyük önem veriyor. Hindistan'ın Çinle savaşmasını zaten onu bekliyorlar ama Hindistan böyle bir şeye girmez. Ama Hindistan'ı Orta Doğu'da ve Afrika'da sahaya sürerek Çin'i sınırlamasını istiyorlar. Hindistan'ın İsrail'e ciddi bir savunma sanayinde anlaşmaları var. Birleşik Arap Emirlikleri görüşmeleri var. Mısır'a gitmişlerdi yine. Yani Amerika'nın adına git işte orada Çin'in frenle. Yani Çin'le mücadeleyi kendi sınırında değil Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da yap diyor. Çin'le mücadeleyi. Değerli arkadaşlar Avrupa Birliği'nin yüksek temsilcisi Dış İlişkiler ve Güvenlik Konseyi Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell 10 Temmuz'da Çin'e gidecekti. Çin bu ziyareti iptal etti. Amerikan Hazine Bakanı Yellen Çin'de ziyaretler yapıyor. Yellen'in daha önce bir açıklaması vardı. Çin'den tamamen kopmak doğru olmaz. Bu Amerikan ekonomisine de zarar verir şeklinde. Ve teknolojik savaş devam ediyor. Amerika şirketlerinden Çin'e yönelik ileri çip teknolojileri ve uzmanların gitmesi yasaklanmıştı. Çin'de. Kalyum ve germanyum çip üretiminde kullanılan, aynı zamanda elektrik panellerinde üretiminde kullanılan iki kritik elementin ihracatını yasakladı. Bu anlamda teknolojik savaş giderek derinleşecek. Öyle görünüyor. Değerli arkadaşlar birçok not aldım sizler için de. Burada bakalım neler almışım. Macaristan'ın bir açıklaması var İsveç konusunda. Türkiye ne karar verirse biz de onun arkasındayız diyor. Joe Biden İsveç mutlaka girmeli artık NATO'ya diyor ama Hakan Fidan'ın NATO Genel Sekreteri ile görüşmesi vardı bizim Dışişleri Bakanımızın. Türkiye'den de duruşu net. Yani Hakan Fidan diyor ki biz İsveç'in bizim müttefik ol, müttefikimiz olduğunu NATO içerisinde müttefikimiz olduğunu inanmalıyız diyor. İsveç'e ne kadar yasara çıkartsa da e, gerçi ilk kere bir PKK'lıyı tutukladı. 4,5 yıl hapis cezası verdi. Daha sonradan da Türkiye'yi iade söyledi ama bu yetmez diyor. Yeniden çıkartmış olduğun yasaları fiiliyatta bize göster. Malum FETÖ terör örgütü, PKK terör örgütü gibi örgüt elemanları İsveç'te duruyor. Bir taraftan da Kur'an-ı Kerim yapmaları. İsveç kendi kendini yönetemeyen bir ülke konumunda. Amerika Birleşik ise değerli arkadaşlar silah İç iç terör giderek artıyor. Yalnız her gün hemen hemen bir silahlı öldürme eylemi var. 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları olduğu gün yine 15 kişi ölüyor. Yani Amerika bir tarafta dünyanın her tarafında operasyonlar yapıyor kendince. Terör örgütleri kurduruyor, kuruyor her neyse. İt, kendilerinin iddiaları, Obama'nın iddiasıydı, işiti bunlar kurduk. Hillary Clinton Obama kurdu demişti Trump. Dolayısıyla şimdi kendi içinde yavaş yavaş çok ciddi bir ayrışmaya, bu da ideolojik bir ayrışmaya doğru gidiyor. Bunlardan çok bahsettik. Zamanı geldiğinde yine de bahsederiz. Girit'in güneybatısında değerli arkadaşlar İngiltere, İtalya, Kanada bir araya geliyor. Bir hava savunma tatbikatı yapıyor. Yani bizim hemen dibimizde son sürat çalışmalarına devam ediyorlar. Eee... Değerli arkadaşlar, şimdi gelelim Fransa'ya. Olaylara ne dedik? Fransa'da bir ayaklanma var. 23.800 küsür kamu kurumu kundaklanmış. 23.000 normal değil bu. 500 noktada ayaklanma var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Maria Zaharova, Ukrayna'ya batının gönderdiği silahlar Fransa'daki ayaklanan sivillerde görüldü şeklinde bir açıklama yaptı. Daha önce benzeri açıklamalar Amerika'da seslendirilmişti. Bu çok manidar bir durum. Fransa'da kendi iş dinamiklerini aşan bir mücadeleyi gör görüyoruz. Hatırlarsanız ilk gün Fransa'daki ayaklanmayla ilgili yapmış olduğum değerlendirmelerde bir taraftan Fransa'nın sömürge geçmişi, Fransa'nın ırkçılığı, Fransa'nın ayrımcılığı Fransa'da ekonomik problemler, Fransa'da ciddi bir göçmen problemi var. Gettolarda ötekileştirilmiş, ayrıştırılmış, küstürülmüş, eziyet edilen bir kitle var. Bunlardan bahsettik. Burada bir dış müdahalelik varsa kesinlikle bunun Anglo-Amerikan aklı tarafından olduğu, olabileceğini düşünmüştüm. Şu an olayların gelişine baktığımızda evet Fransa'da iç, iç nedenlerle başlayan problemlerin aslında Dış kaynaklıla böyle bir katalizatör etkisi köpürdüldüğünü düşünmeye başladım. O zaman da öyle düşünüyordum ama biraz gelişmesi lazım olayların. Birkaç gün önce sosyal medya hesaplarımdan hatta dün duyurmuştum. Athena diye bir film var değerli arkadaşlar. 2022 Eylül ayında gösterime giriyor Netflix'te. Athena filmde ceza ile bir genç Fransa'da öldürülüyor. Gencin kardeşi ve arkadaşları organize oluyor. Fransa'da bir iç savaş başlatıyor. Aynen şu an olan sahneler gibi. Baktığımızda peki ne oluyor dediğimizde Fransa'da bu tip ayaklanmalar şimdi mi oluyor? Hayır sürekli var ama en büyüğü bu ve durdurulamıyor. Burada direkt Fransız kamu binalarına saldırı var. Enteresan bir şey bu. Ee, bir yönlendirme olabilir mi Netflix bu filmiyle onu bilemiyorum ama sahneler aynı. Şimdi Fransa'nın kendi içine baktığımızda zaten ciddi bir göçmen problemi, gömürle geçmişi var. Bir de Meloni'nin İtalya Başbakanı Meloni'nin Fransa ile ilgili e, it, şeyleri var, sürekli çıkışları var Meloni'nin. Meloni iyilik meleği Niye Fransa ile ilgili çıkıyor? İtalya-Fransa arasında bir kapışma kaynaklı mı? Afrika'daki İtalya-Fransa mücadelesi kaynaklı mı diye baktığımda sonra kim bu Meloni? Nereden çıktı? Nereden geldi? Bize iletilen bildirilen şey medyada Fransız şey İtalyan aşırı sağında işte Mussolini'nin torunu bilmem ne e, akrabası oradan geliyor. Beş kardeşler partisi var. E, Meloni 2019'a kadar farklı bir Meloni var. 2019'dan sonra farklı bir Meloni var. Mesela İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını desteklemişti. Meloni'nin tutumu önemli burada. Niye önemli? Şimdi küresel güç kendi içinde Fransa üzerinde kapışıyor diyorum ya. Meloni nerede duruyor? Önemli olan bu İtalya. Yani olaylarda normal bir problemi bahsetmek ayrı. Ben şimdi mesela Fransa'nın Afrika'yı sömürdüğünü pekala söylerim. Bağımsız bir kişi olarak da arkamda herhangi bir güç yok. Ama Meloni söylüyorsa bu bağımsız bir güç mü? Arkasında ona söyleten başka bir akıl mı var olayın boyutunu değiştirir. Gerçeği değiştirmez ama boyutu değiştirir. Şimdi Meloni Brexit'i destekledi. Avrupa Birliği'ne karşıydı. Avrupa Birliği yasalarını geldiğinde gözden geçireceğini söylüyordu Meloni. Ve Meloni kim? Aspen Enstitüsü var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun bir üyesi. Aspen Enstitüsü'nün de Fransa'da 3, İtalya'da 3 adet şubesi var. Merkezi Roma'da Diğer iki yerde daha var. Aspen'in Enstitüsü kim fonluyor diye baktığında Gates Vakfı ve Rockefeller çıkıyor karşımıza. E, dünyadaki mücadelede e, finans ve dijital noktasında ağırlık Rothschild'ler. Yani Macron kim? Rothschild'in bebesi diyelim. Yani aynı zamanda Davos'un bir e, bağlı bir e, yetiştirilmiş, özel yetiştirilmiş bir lider. Dolayısıyla küreselcilerin kendi içinde bir kabışması var. Hakimiyet mücadelesi var. Yani küreselcilerle ulus devletleri mücadelesi var diye sürekli anlatıyor. Ulus devlet derken aslında bireylerin var. Ulus devletlerin çoğunun bu şeyden haberi de yok. Siyasileri. Ama burada küreselcilerin kendi içinde 21. yüzyılın dizaynında kapıştığını görüyoruz. 2015-2016'da İngiliz-Alman kökenlerin yeryüzünde ciddi anlamda mücadelesi olduğundan bahsetmiştim. Hatta Almanya'yı Bavyera Bevler'in üzerinden ciddi bir kapışma da gelecekte bekliyor şeklinde bahsetmiştik. Fransa ile ilgili de gene öyle. Fransız şehirleri alev alev önümüzdeki günlerde görebiliriz derken ben şimdi geçmiş tweetimi yeniden yayınladım. O zaman bir kişi beğenmiş. Fransa şehirleri alev alev yanacak derken 2015'te attığım tweette bazı arkadaşlar yorum yapmış. Ooo 8 yıl geçmiş sen ne konuşuyorsun? Değerli arkadaşlar benim analizlerimin bir kısmı hemen kısa vadeli, bir kısmı orta vadeli, bir kısmı da uzun vadeli. Şimdi insanın insanın kendi plan projeleri var. Hemen bir şey çabuk olsun der. Ama yeryüzündeki mücadele 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık hesaplarla gidiyor. Dolayısıyla Avrupa üzerindeki güç mücadelesi yapanlar genel bizlerden 50 yıl neredeyse önden gidiyorlar. Geliştirmiş birçok teknolojiyi daha sahaya sürmüyorlar. Yani bir plan kurgu dahilinde gidiyorlar. Ha elinde sonunda daima çöküyor kurguları. Bu da başka bir şey ama. Dolayısıyla gelecek öngörülerinde hemen 8 yıl değil 18 yıl geçse bile öngörü öngörüldü değerli arkadaşlar. Şimdi Baba Vanga'dan bahsediyoruz, Nostradamus'tan bahsediyoruz. E 500 yıl geçmiş öngörüsü tutmuş değil mi? Dolayısıyla o, e, küresel çapta olaylarda da e, hemen şimdi değil. Mesela Sudan'la ilgili geçmişte analizler yaptık. İç kargaşa çıktı. Ama bir şey daha söyleyeyim. Kamerun'da Sudan'a benzer bir iç kargaşa gündeme gelebilir. İzlediğim kadarıyla o gün geldiğinde size bunu e, analiz ederim. Şu an bize çok uzak bir coğrafyada o, o, oluyor. Şimdi e, Meloni Aspen Enstitüsü'nün bir üyesi. Aspen Enstitüsü Anglo-Amerikanların Amerikancı yani Brexit'i destekleyen İngiltere'nin Amerika'daki kanadı tarafında yani tarafında hareket eden öyle sıradan Avrupa'da hiç kimse çıkıp da slogan atarak bağırıp çağırarak da iktidara gelemiyor. Avrupa'da siyasal liderler bizim gibi değil. Biz de çıkın mücadele edin gidin partiyle iletişime geçin uğraşın birkaç yıl emek verin milletvekili olma ihtimaliniz yüksek. Avrupa'da lider olmak için mutlaka bir tarafın adamı olmaz ya. Bağımsız hiç kimseyi ben daha görmedim Avrupa'da. Dolayısıyla Meloni'yi merak ettim. Fransa'ya yönelik çıkışları sağlı sollu atak yapıyor. Haklı sözünde Meloni haksız demiyorum. Gayet haklı. Ama ben söylersem başka bir şey ifade eder. Meloni söylerse başka bir şey ifade eder. Meloni Avrupa'daki Anglo-Amerikancıların ileri karakolu geldiğinde de zaten Çin'in bir kuşak bir yol projesinden çekileceği gündeme geldi. Çin'le ilgili. Yani şimdi gruplaşmalara bakalım. Amerika Beşik Devletleri bir tarafta İngiltere ile beraber hareket ediyor. Fransa'ya bir kazık attılar. Hatırlayıp bakalım. AUKUS'u kurdular. Avustralya, İngiltere, Amerika Beşik yani Asya'ya yönelik. Ve Fransızlar Avustralya ile bir anlaşma imzalanmıştı. 12 tane nükleer yakıtta çalışan gemi noktası denizaltıydı galiba e imzalamışlardı. Onu iptal ettirdiler. İngiltere'ye verdiler öyle bir anlaşmayı. Orada ağır bir yenilgi vardı. Bu mücadelede Avrupa'nın nerede duracağı. Avrupa'nın Anglo-Amerikan aklı yani İngiltere'nin Brexitçi tarafıyla şu anki Amerikalılar Çin'le mücadelede Almanya'yı ve Fransa'yı yanlarında istiyorlar. Arkalarında istiyorlar ve Direk olaraktan siz birinci güç olmayın. Bizim kontrolümüzde olun diyorlar. Peki ne oldu da bu kavuşmalar? Uzun süredir var bu. Yeni değil. Fransa'nın bu Anglo-Amerikan hakkıyla bir mücadelesi var kendince. Nedir bu mücadele? Baktığımızda 2003 yılında Irak'ın işgaline karşı çıktı. Çok sert Birleşmiş Milletler'de büyük tartışmalar oldu o dönemde. Merak edenler arama motorlarından buna bakabilir. 2008'de Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyeliği geldiğinde Fransa bu Rusya ile savaş riskini artırır diye reddetmişti. Yine Haiti'de Amerikan Fransa'nın çok ciddi bir kapışması var. Geçen yılda galiba New York Times gazetesinde bir Fransız bankası Haiti'yi nasıl ele geçirdi şeklinde uzun bir yazı vardı. O da Rothschild'lerin bankasıydı. Aslında sömürge noktasında Fransızların sömürgeci olduğunu herkes biliyor da diğerleri farklı mı? Hepsi üç aşağı beş yukarı aynı ama Yine o dönemdeki analizlerde arkadaşlar sıkı durum bunlar kendi içinde kapışacak Bekleyin demiştim. Hakikaten de şu an kendi içinde bir kapışma var. Bu kapışmayı Fransa'daki sadece ayaklanma üstünden okunmaz. Çin'le olan kapışma, Fransa ile olan kapışma yarın Almanya'yı, şimdi Almanya'ya da bir göz daha vermiş oluyorlar. Zaten dikkat ederseniz iş dinamitleri biraz sonra geleceğim. Yani olayları Fransa'da göçmenler üzerinde okuduğumuz ayrı bir tablo var. Fransız polisinin ırkçılığı, ekabirliği, ben merkezliliği üzerinde okuduğumuz ayrı bir tablo var. Ama jeopolitik yeryüzündeki kapışmalar üzerinden okuduğumuzda ayrı bir tablo var. Hepsinin de gerçeklik payı var tabi. Ama oyunun belirleyici şey daha makro düzeydeki jeopolitik kapışmadır. Şimdi İtalya'nın sağlı sollu makrona iki neden? Meloni Aspen Enstitüsü Rockefeller fonladığı biri. Macron da Rothschild'in fonladığı biri. Zaten şirket Macron Maliye Bakanı'ydı. Rothschild'lerden gelmek. Karısı da Rothschild'lerin Avrupa'daki önemli bir eleman olarak da biliniyor. Aynı zamanda bu bu düzeydeki kapışma birçok ülkede kendini gösterecek değerli arkadaşlar. Öyle görünüyor. Şimdi Fransa'da bir kütüphane yapılıyor Marsilya'da. Bir, devasa bir kütüphane. Yani ciddi eserler gidiyor. Fransız hükümetine büyük bir ders. Değerli arkadaşlar bir de enteresan bir şey var. Marsilya'da Çinli turist otobüsünü taşlıyorlar. Şimdi ölen Afri, Cezayir kökenli gencin rahmetli olanın Çinlilerle ne alakası var? Çinlileri taşlaması da bir mesaj olarak görüyorum. 1999'da Amerika Birleşik Devletleri Belgrad'ı bombalarken Çin Büyükelçiliği'nde vurmuşlardı. 3 tane Çinli gazeteci orada ölmüştü bir hata demişlerdi ama Marsilya'daki Çin turistlerinin bu taşlanması da taşlatdırıldığını düşünüyorum. Çünkü Afrikalıların Çinle bu anlamda bir şey yok. Çin'e Çin'e büyük yatırımları var. şey Afrika'ya büyük yatırımları var Çinlerin. Afrika'da da ciddi öyle bir problemler de yaşamıyorlar. Dolayısıyla Melano üstünden Fransa'ya yüklenmesindeki şeyin arkasındaki hikayeyi de böyle olduğunu düşünmeye başladım artık. Yani Macron e, sürekli olarak da küresel yeni oyunun kurulmasında Anglo-Amerikan aklına karşı çıkıyor. Zaten eskiden beri aykırıydı. 1968 Degol olayından bahsetmiştim. E, siz diyor Amerikalı olarak e, doları altın karşılığı basmıyorsunuz artık diyor. Ona baş kaldırıyor. İşte 1968 Fransız öğrenci olayları patladı. En son Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinde de Macron diplomatik yanaydı ve Rusya'nın milli güvene endişeleri var diyordu. Kopartılmaması gerektiğini söylüyordu Rusya ile ilişkinin ve Rusya ile en sonunda geri ilişki kuracağız. Diplomatik ilişki ileri boyuta taşımamalıyız bu şeyleri diye çok da konuşmalar yaptı. Bunun ana nedeni nedir diye baktığımızda e, Avrupa'nın özel bir güç olmasından bahsediyordum. Macron, stratejik Avrupa, özel Avrupa, Avrupa ordusu kurulmasından hep bahsetti. Rusya olmadan Avrupa yarım kalır. Bunu gayet iyi biliyor. Çünkü Rusya ile 1 milyon yönelik tehdidi yaşamamaları gerekiyor. Rusya, Ortasya yani Türkistan coğrafyasında Çin üstünden gelen bir kuşak bir yol projesi Rusya'dan geçiyor. Rusya petrol demek, Rusya doğalgaz demek, Rusya madenler demek. Rusya aynı zamanda pazar demek. Dolayısıyla Macron Avrupa'nın geleceği için Rusya'nın Avrupa'nın yanında olmasını istiyor. Ama Anadolu Amerikan halkı da kayıtsız çarpsız teslim olun diyor. Avrupa, Almanya'ya şimdi siz sizi biz büyüttük diyor. Ee, Trump geldiğinde ne demişti? Macron'a eğer biz olmasaydık bugün Almanca konuşuyor olurdunuz demişti Macron'un yüzüne. Almanya'yı ötekileştirmişti. Şimdi Avrupa'da iki tane büyük güç var. Almanya, Fransa. Biri nükleer güç, silah, savunma sanayi. Diğeri de ekonomik güç. Macron zaten bu olaylar çıktığında hemen Almanya'ya gidecekti 3 gün. 23 yıl sonra 23 yıl aradan sonra bir Fransız Cumhurbaşkanı üç günlüğün Almanya'ya gidecekti. Muhtemelen Almanya'da Brexit'i, Çin'de yeniden bir görüşmeler yapılacaktı. Olay patladı. Patlatıldı, patladı her neyse. Yani göçmenlerin Fransa'daki problemleri ayrı yok saymıyorum. Vardır elbette. Çünkü içeride başlayan olaylarda e, bir dış müdahalelik olduğu zaman o başka boyuta taşınıyor. Ayrıca Anglo-Amerikan aklının tüm Avrupa'da çok kripto mekanizmalara sahip olduğunu net bir şekilde artık görüyorum. zaten Almanya'da 34 tane Amerikan üssü var. Sadece Napoli'de, İtalya'da, Napoli'de 33 bin Amerikan askeri diyor. Amerikan üssü var. Amerikalılar bu yüzyılda Transatlantik İttifakı'ndan emin olmak istiyor. Yani Avrupa ile Çin'e karşı mücadele Çünkü Avrupa Birliği en büyük pazar. Avrupa eğer Amerikalıların yanında durmazsa Çin noktasında Amerikalılar başarılı olamaz, biter. Peki niye böyle başladı şimdi Avrupa-Amerika kapışması bu anlamda? Şundan dolayı başladı. Bu kapışmadan önce ne oldu? İngilizler bir Brexit yaptı, ayrıldı Avrupa'dan. Çin'de ilk Xi Jinping geçildiğinde 3. dönem kim gitti? Almanya Başbakanı gitti değil mi? Schultz gitti. Ve geçen ayda Macron gitti Çin'e. Çin'de gelirken uçakta bir röportaj dönüp dönüp söylüyorum. İşin püf noktası orasıdır. Çin'in ve Amerika'nın Tayvan mücadelesinde bu bizi ilgilendirmez. Amerika'nın arkasına düşmemeliyiz. Ayrıca Amerika'nın kölesi olmamalıyız dedi. Ayrıca Amerikan dolarının rezerv para statüsünün kaldırılması gerektiğini inandı. Yani dijital bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla şu an bu kapışmada Macron gördüğüm kadarıyla indirmeye çalışıyorlar. Fransız polis sendikasının bir açıklaması var. Diyor ki hükümete şimdi biz diyor sahada polisimiz göstericilere karşı savaşıyor ama diyor dikkatli olun diyor. Biz de eylem için sokaklara inebilir diyor. Bir de Fransız general var İsmi şu an aklımda değil diyor ki Fransız ordusu diyor halkın yanında olmalı diyor. Macron'un yanında olmamalı diyor. Değerli arkadaşlar, perde arkasında gördüğüm bir Amerika-Avrupa kapışması. Bunu uzun süredir sürekli anlatıyorum. Göçmenler üstünden bir Avrupa-Amerikan, Anglo-Amerikan kapışmasını izliyoruz diyebiliriz. Ha şimdi göçmenlerin kendi derdi, sıkıntıları, ekonomik krizler zaten var. Ekonomik kriz sadece birçok yerde hazır. Mesela Türkiye'de de Gezi Park olaylarını hatırlayın. Ee, mesele 3-5 tane ağaç mıydı? Elbette ki hayır. Çevre kuruma falan diye geldi. Neydi? Hükümeti devirmek istiyordu. Arka planda bunu organize edenler kulağından tuttu yakalandı değil mi daha sonra? Yani bir organize eden olursa dünyanın herhangi bir ücra köyündeki köyünde bile ayaklanma çıkartabilirsiniz eğer bir problem varsa. Şu an Avrupa'da Covid sonrası başlayan süreçte Zaten tedarik zincirleri kırıldı. Zaten ekonomik kriz var. İçeriye kapanda var. Amerika'nın Çin'le kapışması ayrı bir ekonomik krizi getiriyor. Rusya ile ayrı bir Avrupa'nın başına pişmiş tavuğun başına gelen adeta geliyor. Dolayısıyla bu kapışma Fransa'nın iç dinamikleriyle açıklanamaz. Sadece Fransa'da sürekli olan bu tür eylemler var. Oluyor, oluyor ama bu şekilde Fransız kamu mallarına büyük zarar vermiyordu. Ee, bu kapışma sıçrar mı? Değerli arkadaşlar şimdi sus bunu Almanya'da olmasını beklemiyoruz diyor. Almanya'da başka bir format kendini gösterir. Eğer Anglo Amerikanları dinlemezlerse. Nasıl ki bir dönem Türkiye'de Hendek olayları 17-25 Aralık FETÖ darbe girişimi, terör olaylarıyla Türkiye'ye diş çöktürmeye çalışan bir akıl var ya. Türkiye hepsini atlattı şimdi dimdik ayakta. Üstelik ordu içindeki temizlikle beraber Hatırlayın bakalım ne demişti Amerikalılar. George Friedman'ın başkan olduğu o dönemki bir e, en, e, think tank vardı. Ne demişti? Orta Doğu Türkiye'si dizayn edilecek demişti. Ama bir ay sonra Türk ordusu Fırat Kalkan operasyonunu yaptı. Daha güçlü olarak sahalara döndü. Dolayısıyla bir e, Avrupayı yeniden dizayn ediyorlar. Avrupa'da güç merkezlerine kaydırıyorlar. Bakın. E, Yunanistan'a büyük yığınak yaptılar. Amerikalılar hedefte Rusya'yı gösterdiler ama Türkiye'yi de var. Ama burada ana şey Doğu Akdeniz'den yıllık 200 bin gemi geçer. Ee, Doğu Akdeniz'deki Çin, deniz, Çin'in bir kuşak bir yolun deniz ticaret e, ayağını kontrol altına almak. Yani denizleri kontrol etmek bu bir neden. Aynı zamanda hep anlattım ilk baştan beri silahlar Rusya'ya dönük, silahlar Türkiye'ye dönük. Ee, böyle ama geriye döndüğünde Avrupa'ya döner. Şimdi Avrupa'nın doğusunu Avrupa'nın ayrıştırıyorlar. Polonya diyor ki bize nükleer silah verin diyor. Bulgaristan, Romanya üzerinde Polonya. Şimdi daha kuzeye gidin. İsveç'ti, efendim Finlandiya'ydı, Danimarka'ydı. E, oralara uzanıyor. Çünkü Avrupa'nın ortasından çok emin değil. Batısından Amerikalılar. Almanya, Çin'le olan mücadelede ayrı baş çeker. Geçmişte iki dünya savaşının temelinde Almanya var. Almanya Ruslarla bir araya gelmesin diye zaten elden geleni yaptılar. Almanya Türklerle de bir araya gelmesin. İşte Fransa da Afrika'dan geriye doğru itiliyor. Çünkü Fransa'nın Rusya ile Çin iyi ilişkiler kurmak istiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri kendi hegemonyasını devam ettirmek için Çin'i sınırlaması gerekiyor, Rusya'yı sınırlaması gerekiyor. Rus Ukrayna'da zaten bir bataklığa girdi. Çin'le Tayvan'a girsin diyor. Bu çerçevede Hindistan yanına almak istiyorlar. Olmuyor. Birik istediğimiz büyüyor. Brezilya, Hindistan, efendim Çin, Rusya giderek büyüyor. 20 ülke daha fazla ülke katıldı. Karşılıklı jeopolitik olarak farklı ittifaklar, farklı düşmanlıklar önümüzde ilk günde ortaya çıkacaktır. Ama Fransa'daki kavga, Bugün yeryüzünde olan ana iki gücün Fransa üstünde kapışmasıdır. Şimdi şuradan şöyle bir şey demeyin. Ya hocam bu işte Fransa'da böyle değerli arkadaşlar. Bakın bu böyle. Şimdi Türkiye'de ağaç kesilmiyor mu? Kesiliyor. Gidin bakın birçok üniversite var. Ormanın içine kurulmuş. Binlerce ağaç kesilmiş. Kimsenin gıgı çıkmıyor. Ama Türkiye'de üçüncü havalanı olmasın. Efendim Boğaz Köprüsü geçmişte yapılırken ayak o dönem gazete manşetlerine bakın Boğaz Köprüsü İstanbul'u mahveder diyor. Ya Boğaz Köprüsü olmasa daha birinci Boğaz Köprüsü'nde başlamış olaylar. Türkiye içerisinde belli ki bir tarafı batı istediği gibi kullanabiliyor. Boğaz Köprüsü olmasın, Avrasya Tüneli olmasın, 3. Havalimanı olmasın. Efendim o olmasın, bu olmasın. Tüm projelere karşı çıkan bir kitle var değil mi? Bu kitle işte bu Anglo-Amerikan aklının yönettiği, yönlendirdiği bir kitle. Ya yani Türkiye'deki bu enteresandı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hükümetin problemleri ayrı. Hükümetin adaletsizliği, liyakatsizliği, haksızlığı ayrı bir şey. Ama bir ülkedeki iç kargaşa, bir ülkeyi yere serecek şey başka bir şey. Peki vatandaş ayaklanmasın mı? Yani hükümet her türlü vatandaşa despotluğu falan yapsın Fransa'da diyorum. Değerli arkadaşlar zaten problem de o. Problem olmasa bu tip bir kışkırtma da olmaz. Şimdi Fransa'ya baktığımızda çok hoyrat davranmıştı. Zaten Fransız halkına da gelmemiştir. Afrika'daki CFA frangı Fransa'nın Afrika'yı sömürmesine bakın hangi bankalar buradan kar elde etmiş. Bakın genelde küreselcilerin dijitalci kanadı bundan ciddi anlamda kar etmiş. De Gaulle'un eskiden bir şeyi var. 206, 246 çeşit peynirin olduğu bir şey yönetilir mi? Şeklinde Fransız halkını bahsediyor. Çok fazla kozmopolit yani herkes var içerisinde. Bir de farklı deneyimleri olan bir halk. Yani 1789 Fransız ihtivali, 1968 Fransız öğrenci olaylara baktığımızda Fransa kontrol edilmesi o kadar kolay bir ülke değil. Fransa için ciddi sıkıntılar var. Çünkü Fransa Anglo-Amerikan aklına diz çökmek istemiyor. Bu kavga büyür arkadaşlar. Amerika'nın Çin'le olan kavgasının bir paralel uzantısıdır. Amerika'nın Rusya'yla olan kavgasının bir paralel uzantısıdır. Fransa diz çökerse ne olur? Diz çökmesi ne olur? Diz çöktüreceklerini zannetmiyorum. Yani diz çökeceğini zannetmiyorum. Mücadele edecektir. Bu nedenle Fransa yakın zamanda Türkiye'ye gelip ben de Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemciye falan olayım derse hiç şaşırmam. Komik geliyor ama böyle değil. Nasıl ki gitti BRICS'e ...gözlemci olmak istedik. Fransa, Türk Devletler Teşkilatı'na mümkünse katılayım. Zaten biz de Türkleri severiz. Bizim kökenimiz de Türkler işin espri boyutu ta tabii bu. Ama hiç de şaşırmam. Çünkü Fransa ve Almanya'nın şu an kıvranıp duruyorlar. Koskoca Almanya'yı resmen ekonomik yönden tokatlıyorlar. Yani Rusya ile bağ kesince Almanya geçen yıl gösterilen... fiyat olmuş doğalgaz fiyatlarından dolayı hatırlayın bakalım... Şu an hala enerji problemlerini çözmüş değil. Geçen yıl kış biraz şey geçtiği için yani hafif geçtiği için kurtardılar ama enerji depolarını şu an doldurmuş değiller. Ayrıca içeride yumuşak karnıları var. Bir taraftan AFD Almanya için alternatif partisi yükselerek gidiyor. İkinci parti konumunda Fransa'da Le Pen yükselerek gidiyor muhafazakarlar. İşte bu aynen Meloni'de olduğu gibi bu, bu, bu insanların hiçbirinin ben bağımsız olduğunu artık düşünmüyorum yöneten bir akıl var. Bu kavgada e, olayın iki iki tarafı var değerli arkadaşlar. Biri 21. dijital dünyasında yeni bir e, Amerikan Merkez Bankası'nın rezerv parasının doların rezerv para statüsünün yerine küresel bir dijital para geçsin. Merkez Bankaların dijital paraları değilleri devam etsin diyor ama kavga Almanya, Fransa üzerinde de yoğunlaşacak. Önümüzdeki süreçte işte izleyin. Almanya'ya da bir şekilde tehditler başlayacaktır. Almanya'nın Çin'le olan tutumu bunu belirleyecektir. Çin'e yönelik ne yapacağına dair zaten Afrika'da süreç devam ediyor. Şu an Çin, Rusya, işte Wagner Rusya'nın biraz pozisyonunu sarstı ama Wagner'i kontrol altına bir şekilde alacaklar. Alıp yine aynen Ruslar devam edecek ve Körfez'e geldiğimizde Körfez ülkeleri gayet akıllı bir şekilde bu süreci görüyorlar. Özellikle Suudi Arabistan Başbakanı, Prenz Veliaht Prens Muhammed bin Selman küresel şeyi iyi okuduğunu düşünüyorum. Bu nedenle OPEC'i tamamen kendi kontrolüne varaktan Rusya zaten gık diyecek hali yok. Rusya da OPEC artı işbirliğine giderek de İran'la işbirliği müthiş bir hamleydi. Geçen yılki videolarda bu noktada Türk aklının da olduğunu, İran'la Suudi Arabistan'ın barışmasını istediğini, Türkiye'nin aslında İran karışabilir ama şu an için bunun Türkiye'nin menfaatine olmadığını, Türkiye'nin İran'a geçmişte çok destek çıktığından bahsetmiştim. Körfez'de şu an Anglo-Amerikan aklı kaybediyor. Öyle görünüyor. Ayrı bir yapı gelişiyor. Amerikalılar Asya'da Çin'i sınırlamaya giderken Orta Doğu'da Çin geldi, Türkiye geldi. işte Türkiye Mısır'la en son diyaloğunu düzeltti. Büyük karşılıklı atandı. Türk yatırım fonu var. 500 milyon dolara kurulmuştu. Tahmin ediyorum buna Suudi Arabistan, Birleşik Devlet Emirlikleri, Katar, Kuveyt yatırım yapacağını düşünüyorum. Yani katkı yapacağını bu fona. 2-3 trilyon dolarlık bir fon ortaya çıkabilir. Bu fonda Türk Devleti Teşkilatı'ndaki projeleri finansmanında kullanılabilir. Bizim kendi ekonomik durumumuz ortada. Anlatmaya gerek yok. Sızlanmaya da gerek yok. Ama önümüzdeki sürece baktığımızda Avrupa ve Amerika'nın, Anglo-Amerika'nın kapışmasında Türkiye fırsat, bir fırsatlar ülkesi olabilir. Bizim içimizde bu dönemde bürokrasinin yeniden organize edilmesi gerekiyor. Yani 21. yüzyılda önümüzdeki 10 yılda her şey olup bitecek. Bu 10 yıllık sürece Türkiye nasıl adapte olacak, uyacak. Yani şu an için bizi bittiği derecede yoran co-politik kavgalar, ceopolitik hesaplaşmalar bizi yoruyor. Ama bir de küreselcilerin tüm küresel derken artık iki kanattan gidiyorlar. Kendi işlerinde ortak hareket ettikleri alan var ama ayrışıkları alan da var. Bunun anlamı ne? Fransa'daki bu kapışmada küreselin iki kanadı kapışıyorsa beklenmedik ifşalar gelebilir. Şu an için Amerika'daki yargıç nasıl ki Joe Biden hükümetinin sosyal medya platformlarıyla mesajlaşmasını onlara baskı yaparaktan pandemi döneminde olduğu gibi e, yasakladı. Yani pandemi döneminde müdahale ettiniz artık edemeyeceksiniz diyor. Şimdi Amerika, Anglo Amerika'nın Avrupa'nın içinde kripto yapıları var ama Avrupa'daki bu küresel kanadın da Amerika'da var. Özellikle yargı camiasında ve finans camiasında. Bu nedenle Amerika ve Avrupa'da karşılıklı kirli çamaşırların ortaya döküleceği bir döneme doğru gidiyoruz. Amerika'nın raporlarında bundan sonra Avrupa'nın Almanya ve Fransa'ya yönelik olan bölümlerinde ağır insan hakkı ihlalleri falan diye zaten var. Yani Almanya'da bugün neredeyse geçen yıl, önceki yıl, daha önceki yıl her hafta ya da her, her gün bir saldırı vardı. Aynı şekilde Fransa'da da vardı. Bunların kendi doğasında geliştiğini düşünmüyorum değerli arkadaşlar. Mesela 1991 yılında Ruslar Almanya'dan çekildi, Fransızlar çekildi. Solingen vaciyası oldu ve Almanya'da iş terör başladı. Çünkü nasıl ki Türkiye'de PKK'yı musallat ettiler, FETÖ'yü musallat ettiler, DAŞ'ı musallat ettiler, Türkler kendine gelip de bir proje yaparsa Afrika'ya da gider, Türkistan'a da gider, Körfez'e de gider kendi geleceğini arar diyerekten bir musallat Türkiye silkinde attı. Almanya da aynı şekilde. Almanya bir daha kendine gelip de Osmanlı ile Alman İmparatorluğu'nun işbirliği gibi Türklerle işbirliği kurar, Ruslarla işbirliği kurar, Japonlarla işbirliği kurar. Buna yönelik iş terör belli ki Almanya'da da planlı bir şekilde koordine edilmiş. Bugün Fransa'da da böyle. Fransa ve Almanya da ciddi riskler görüyor geleceğe yönelik. Bu kapışmanın arka planı bu ha. İçerideki e, Fransa'nın sömürge geçmişi, Fransa'daki ırkçılık, Fransa'daki ayrımcılık, Fransa'daki ekonomik kriz, Fransa'daki get dolardaki zorunlu hayatlar bunlar üstünden okuma yapabiliriz. Yaparız ama ıskalarız. Burada zaten problem var. Bunu biliyoruz. Ama bunu koordine eden aklı okuduğumuz zaman jeopolitikadaki makro düzeyde dünya genelinde önümüzdeki süreçte nelerin bizi beklediğini daha iyi görebiliriz diye düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar ne diyoruz? Alemin bir sahibi var. Olacak olan da olur. Biz insanlara düşen yaşadığımız dönemde iyilik kervanında katılmak, iyi insanlardan olmak, yardım etmek mümkün olduğu kadar elimizden gelen insanlık için yapmak. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.